Kolay gelsin hanımlar. Sizlere bu modelimi anlatacağım. Güzel bir oya. Gene sıra oyası sayılıyor. Şimdi tülbentimizin kenarından başlıyoruz. Zürafa. Başlarken 3 tane zürafayla ya da 4 zürafayla başlayın. Arasına çünkü 7 tane bırakıyorum ben. Şimdi 3 zürafamızı yaptık. Dördüncü zürafayı yapıyorum. Geri geliyorum. Buraya bir tane küçük pırpır yapacağım. Şöyle küçücük bir pırpır yaptım. Pırpırımın içinden geçiriyorum. Düğümümü attım. Ve tekrar aynı pırpırın içinden geçiriyorum. Ve oldukça küçük bir pırpır yapıyorum. Yapacağımız yer burası. Şimdi yaptığımız zürafanın içine geçiriyorum yuvamıza. Geldim. Düğümümü attım. Buradaki ipimin boşluğundan geçiriyorum. Tekrar o boşluğun içinden geçirerek minik bir pırpır yapıyorum. Yuvaya geldim. Boşluktan içeri geçirdim. Ve bir tane daha buraya minik bir pırpır yapıyorum. Tekrar yuvaya geliyorum. Pardon. Şimdi 7 tane zürafa. 1 2 3 4 5 6 7 tane zürafa. 7. zürafadan geri geliyorum. Pırpırımı yapıyorum bir tane. İçinden geçiriyorum. Ve buraya da içinden tekrar pırpırın içini geçirerek küçük bir pırpır yapıyorum. Yaptığımızın aynı işlemini buraya yapıyorum. Modelimizin alt sırası bu şekilde zürafadan sonra bu şekilde devam ediyor. Bu modelin yapacağınız en önemli özelliği pırpırlarını küçük yapmalısınız. Zürafalarınızı çekerken çok seyrek olmamalı. Alt sıramızı bu şekilde devam edeceğiz.
sarı ipimizle orta kısmındaki pırpırımızı yapacağım. Bir, ikinci, geldim pırpıra, ipimi düğümledim. Geliyorum bir sonraki pırpıra, beyaza, pardon, zürafaya. Geldim. Geri geliyorum. Ve buraya 3 tane küçük pırpır yapıyorum. Ortasındaki sarı olan yerimiz tamamlıyorum. İpimizi kesebiliriz. Mor ipimi alayım. Şekilde iplerinizi esneterek kullanın. Şöyle ipinizi de içinden geçirirseniz ipleriniz karışmaz. Şimdi burada beyaz olan yerimize geliyorum. İpimi düğümlüyorum buraya. İpimi düğümledim. Sonra 2, 4, 5'inciye, 2, 4, 5'inciye geldim. Şöyle tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5'inciye geldim. İpimi düğüm atıyorum. Atarken burayı iyi ayarlamanız gerekiyor. Çekmesini istemiyorum çünkü. Şöyle bir köprü yaptık. Köprüden geri geliyoruz. İpinizi iyice sıkıştırın. Buraya bir tane pırpır. Yanaştırıyorum pırpırımı. İçinden geçiriyorum. Tekrar pırpırın içinden geçiriyorum. Ve buraya minik bir pırpır yapacağım. Boşluktan iğnemi geçiriyorum. Yanaştırıyorum. İçinden geçiriyorum boşluktan. Tekrar boşluğun içinden geçiriyorum. Yine küçük bir pırpır yapıyorum buraya.
Tekrar boşluktan. Boşluktan geçiriyorum. Bu aradan, boş olan yerden. Yedi tane yapacağız böyle. Bir, iki, üç, dört. İki, dört, altı oldu. Şurası biraz fazla yanaşmış. Onu açmam gerekiyor. Biraz aralıklı olması gerekiyor oralar. Evet. Geliyorum ve yedinciyi yapıyorum. Ben 7 demiştim. Toplam 8 tane olacak. Yanlış söyledim. Ve 8. Eklemesini yaparken şu yandaki hemen bir tane zürafamız var zaten. Şöyle göstereyim. O zürafaya geliyorum. Ekliyorum. İpimizi kesebiliriz. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz videoları paylaşmayı unutmayın hanımlar. Kolay gelsin.